Herkese merhaba, ben Kripto Akademisi'nden Sefa. Bu video serisinde Metamask hakkında oldukça detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. öncelikle Metamask, kripto para dünyasında sıklıkla kullanılan bir cüzdan. Bu video serimizin ilk videosunda da Metamask cüzdanı ne olduğunu ve kurulum aşamalarını sizlere basit bir dille anlatmaya çalışacağım eğer kripto paralar ve blok zinciri teknolojisini yeni tanımaya başladıysanız hiç endişelenmeyin. Video serisinde adım adım ilerleyeceğiz ve sizinle Metamask kullanarak Ethereum ve diğer blok zincirlerde rahatlıkla işlem yapmanızı sağlamaya çalışacağım. O halde Metamask cüzdanını tanımak ve kullanmak için hazırsanız ve piş dünyasına kısa bir giriş yapabiliriz hep birlikte. Öncelikle Metamask, Ethereum ve diğer bazı blockchain tabanlı uygulamalar erişim sağlayan bir cüzdandır kısa bir şekilde tanımlayacak olursak. Bu cüzdan sayesinde kripto para birimleri gibi dijital varlıklarınızı hem yönetebilir hem gönderebilir veya da alabilirsiniz. Metamask ayrıca Ether ve diğer zincirlerde akıllı sözleşmeleri imzalamanıza da olanak tanıyor. Bu sayede Diyetlerde yani e, açıklamak gerekirse merkeziyetsiz uygulamalarda işlem yapabilir, token alıp satabilirsiniz, kripto para birimlerinizi yönetebilir veya benzer işlemlerde gerçekleştirebilirsiniz. Metamask'ın göze çarpan bir diğer özelliği ise kullanıcıların DeFi yani merkeziyetsiz finans uygulamalarına katılabilmeleridir. E, DEX'ler yani merkeziyetsiz borsalar, borç alıp verme platformları, likidite havuzları ve benzeri DeFi uygulamalarını kullanıcıların kripto para birimleri üzerinde tam kontrollere sahip olmalarını ve genelliksel finansal sistemlerin kısıtlamalarından kurtulmalarını da bu şekilde sağlıyor. Metamask'ın güvenliği de oldukça yüksek. cüzdan şifrelenmiş anahtarlar ve parola korunması gibi çeşitli güvenlik önlemleriyle korunuyor. Ancak kullanıcıların kendi güvenlik önlemlerini almaları da gerekmektedir tabii ki örneğin güçlü bir parola oluşturmanız gerekebilir. Tabii ki şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekiyor ve cihazlarınızın güvenliğini de sağlamanız gerekiyor. Çünkü cihazınız hacklenirse varlıklarınız da cüzdanınızdan çalınabilir. Bu güvenlik adımlarına da dikkat etmek önemli. Diğer ilerleyen videolarında da bunlara detaylı bir şekilde değinmeye çalışacağım. Sonuç olarak MetaMask kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi kullanıcıları için vazgeçilmez bir araç. Hem güvenli hem de kullanımı kolay olan bu cüzdan, Ethereum ve diğer zincirlerde işlem yapmak, merkeziyetsiz uygulamaları yani DApp'leri kullanmak ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına katılmak için gerekli bir cüzdan. Metamask'ın ne olduğunu genel olarak anladığımıza göre şimdi Metamask eklentisinin kurulumuna geçebiliriz. Öncelikle tarayıcımızın arama çubuğuna metamask.io yazıyoruz eğer Google'da Metamask arayacak olursanız şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bazı tarayıcılarda reklamlar olabiliyor ve bu reklamlar sizi çeşitli scam sitelere yönlendirebiliyor. O yüzden met orijinal siteye girdiğinizden emin olun. Bu da metamask.io. Web sitesine girdikten sonra sağ üst köşede ya da ortada download tuşu var. Buna tıklıyorum. Ben Brave tarayıcısında göstereceğim. Tabi siz istediğiniz tarayıcı kullanabilirsiniz. Google Chrome, Opera, Firefox ya da diğerleri. E, ayrıca Metamask'ı mobil e, telefonlarda da kullanabiliyorsunuz. Onları da marketlerde orijinallerini indirmeye özen gösterin. Burada Install MetaMask for Chrome seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra beni Chrome'un web mağazasına atıyor. E, Brave'de Chrome tabanlı bir tarayıcı olduğundan ötürü beni Chrome'un web mağazasına attı. Ardından e, MetaMask eklentimizi Chrome'a ekle seçeneğini basacağım. E, burada yine e, 10 milyon üzeri kullanıcısı olduğunu ve onaylı olduğunu görebilirsiniz eklentini. Uzantıyı ekle diyorum. Yani yükleme işlemini bekliyorum şu anda. Yükleme işlemi bittikten sonra direkt bizi ilk kurulum sayfasına yönlendiriyor kendisi. Eğer yönlendirmezse de sağ üstte uzantılardan tıklayın kendiniz ulaşabilirsiniz. Ayrıca ben buraya sabitlemeyi tavsiye ediyorum. Metamask'ımızı. Ee, mevcut bir cüzdanınız varsa e, bunu da kullanabilirsiniz tabi ben sıfırdan anlattığım için yeni bir cüzdan oluşturacağım yeni bir cüzdan oluştur seçeneğine tıklıyorum Burada bize metamaskı iyileştirmemize yardımcı olmak ister misiniz diyor Çok önemli olduğunu düşünmüyorum İstediğinizi seçebilirsiniz Kabul edeyim ben Daha sonrasında bu metamask eklentimizi de kullanmak için bize bir e, şifre oluşturmamızı istiyor bu şifre bizim cüzdanımızın ana şifresi değil sadece bu tarayıcı üzerinde kullandığımız şifre olacak. Bundan sonraki adımlarda bize kurtarma ifadeleri verecek ana şifremiz o olacak. Onu çok iyi bir şekilde saklamamız gerekiyor. Ben şifremi oluşturuyorum. Şifreyi tekrardan yazıyorum. Burada MetaMask'ın benim için bu parayı kurtaramayacağını anlıyorum seçeneği başladıktan sonra yeni bir cüzdan oluştura tıklıyorum. Burada cüzdanınızı korumak için kısa bir video paylaşmışlar. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Cüzdanımı koru seçeneğini tıklıyorum. Burası cüzdan kurarken dikkat etmemiz gereken önemli yerlerden birisi. Bize 12 kelimelik bir gizli kurtarma ifadesi veriyor. Bunu bir e, tabii ki en çok tavsiye edilen şeylerden birisi bir kağıda e, not alıp saklamanız. Çünkü bilgisayarınızda bir not e vesaire saklarsanız bilgisayarınız hacklenebilir. Bu durumda da varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Aşağıda gizlik kurtarma ifadesini göster butonuna tıklıyorum ve bana 12 tane e, random bir şekilde kelime veriyor. Bu kelimeleri ben bir kağıda not alıyorum daha sonra da devam ediyorum. Kelimeleri not aldıktan sonra birkaç boşluk vererek bu boşluklardaki kelimelerin hangi kelimeler olduğunu soruyor bize. Hemen ben kontrol edip kendi not aldığım kelimelerimden giriyorum bu boşlukları. Kelimeleri doldurduktan sonra onayla tuşuna basıyorum. Evet cüzdanımızı başarıyla oluşturduk. Bundan sonra metamask'ımızı kullanmaya başlayabiliriz. Tabii ki de buradaki uyarıları dikkate almayı unutmayın. Örneğin Metamask gizli kurtarma ifadenizi kurtaramıyor. Yani eğer siz 12 kelimenizi kaybederseniz cüzdanınızı tekrardan başka bir yerde açmanız mümkün olmayacaktır. Ve şunu da çok dikkate alın. Metamask hiçbir zaman gizli kurtarma ifadenizi sizden istemez. O yüzden size bazı phishing mailleri gelebilir. Bazı insanlar gizli kurtarma ifadelerinizi isteyebilir. Metamask desteği ya da herhangi bir insan asla bunu yapmaz. Sizden gizli kelimelerinizi asla istemez. Gizli kurtarma ifadenizi hiç kimseyle paylaşmayın. Aksi halde çalınma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Anladım deyip devam ediyorum. Kurulumu tamamladıktan sonra tarayıcı uzantısı simgesine tıklayıp bizden metamaskımızı sabitlememizi istiyor. Biz bunu biraz önce yapmıştık zaten. Devam et diyorum. Ve metamask kurulumunu tamamladık. Artık herhangi bir sekmedeyken sağ üstteki tilki butonuna tıklayarak MetaMask cüz cüzdanımızı görüntüleyebiliriz. Şu anda tabii ki herhangi bir varlık aktarımı yapmadığım için e, varlıklarım sıfır gözüküyor. E, burası benim Ethereum cüzdanım, adresim. Şu an Ethereum ana ağındayız. E, ve perforörümüz de bu şekilde. Cüzdanımızı başarıyla oluşturduktan veya yükledikten sonra cüzdanımıza Ethereum veya diğer tokenleri de yükleyebiliriz yani gönderebiliriz. Bunun için bir borsada satın aldığımız Ethereum'u cüzdanımıza göndermemiz gerekecek ya da herhangi bir arkadaşımızdan bize Ethereum göndermesini rica etmemiz gerekiyor. Bu adımı ileriki videolarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Cüzdanınıza Ethereum yükledikten sonra MetaMask ile ilgili diğer özellikleri de kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu özellikler arasında akıl sözleşmeleri imzalama, merkeziyetsiz uygulamaları kullanma veya merkeziyetsiz finans uygulamalarına katılma gibi işlemler yer alıyor. Bu videoda sizlere Metamask cüzdanı kurulumunu adım adım anlatmaya çalıştım ve ayrıca bazı önemli özelliklerini de açıkladım. Umarım bu videodan faydalanmışsınızdır ve Metamask hakkında daha iyi bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Eğer video hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Ayrıca videomuzu beğenip e, paylaşarak ve diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda Metamask'ın token gönderme, defi kullanma ve diğer özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Beni ayrıca bireysel YouTube kanalımdan da takip etmek isterseniz açıklamaya koyacağım linkten edebilirsiniz. Kendi kanalımda dijital ve gerçek hayatta öğrenmeye çalıştığım, kendimi geliştirmeye çalıştığım ve limitlerimi zorladığım konular hakkında tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. Tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.